ben mahvoldum, ben bittim. Alo, memur bey, benim evime hırsız girmiş. Evet. Evet. Evet memur bey, lütfen, lütfen hızlı gelin. Cihan nerede acaba? Allah Allah. Efendim? Neredesin Cihan? Faturalar vardı, onları halledip dükkana dönüyorum şimdi. Hayırdır? Eve hırsız girdi. Ne? Evet ama endişelenmene gerek yok, ben iyiyim. Senden bir şey rica edecektim sadece. Moda evine gidebilir misin? Orayı kapatman lazım. Bir arkadaşım ve bir müşteri vardı, onları bıraktım çıktım ben de. Ben burada evde polisi bekleyeceğim. Halledip geliyorum ben, merak etme. Tamam. Alo. Leyla, şimdi dükkana baktım, kimse yoktu. Kapatıp yanına geliyorum. Nasıl kimse yoktu? Hicran vardı orada, müşteri vardı. Bilmiyorum, boştu. Neyse, gelince konuşuruz. Tamam. Ne oldu, ne yapsın? Polisler geldi gittiler işte, tutanak tuttular. Ama pek umutlanmayın dediler. Sen iyi misin? Cihan, her şeyim gitti. Yani pasaportum gitti. Ben gidemiyorum, kaldım burada. Ne yapacağımı bilmiyorum. Olsun. Yani belki böylesi daha iyidir. Ayağına ne oldu bu arada senin? Bir şey yok ya, önemsiz bir kaza. Geçmiş olsun. İkimiz için de kötü bir gün, bir besleme. Dükkana dönelim mi? Boş kaldım. Dönelim tabii, unuttum ben onu. Ama bir dakika. Hadi. Yüzünün hali ne Koray? Plan dediğin dayak yemek miydi? Planın bir parçası diyelim patron. Emre'nin sinirleriyle oynadım biraz, dayanamadı. Çok zayıf biri. Bu olay konakta mı oldu? Yok, Beykoz'da bir moda evinde kavga ettik. Hicran'ın yakın bir arkadaşı varmış, onun mekanıymış. Moda evi mi? Tam olarak nerede bu? Yalıköy'de, mahalle içinde küçük bir butik. Yavaş git Koray. Vites küçült.
Kontrolsüz hız iyi değildir. Senin yapacağın kaza benim planıma zarar vermesin. Olanları görüyor musun? Aksoylar kızım moda evine kadar teşrif etmişti. Farkında olmadan herkes bana çalışıyor. Ben bu işi çok sevdim ya. Niye cevap vermedin? Mahalleden bir arkadaşım acildir. Ararım sonra. Senin telefonun neden sessizlik yapıyor? Bilmiyorum, kalmış öyle.